Devam edeceğiz. Bir Ahmet Selim Kul telefon attığımızda Fenerbahçe'yi takip eden arkadaşımız Fenerbahçe'deki son durumu analiz edecek, bize anlatacak. Ama bu bir iki gündür bir sessizlik hakim. Öyle değil mi sevgili Selim Kul? Kesinlikle haklısın Akif İnce. Yani Fenerbahçe'nin transfer gündemi hep hızlı olmasına alıştık. Genel ortalamaya baktığımızda şu sıralar biraz daha sakin gidiyor diyebiliriz. Tabii bunda bazı sebepler var. Vedat Muriç'in satılması söz konusu. Bankalar Birliği ile yapılacak yapılandırma anlaşması söz konusu. Ben şöyle söyleyebilirim. Vedat Muriç'in transferi artık %98 bitti. %2'lik kısım artık protokol işlemleri, karşılıklı prosedürlerin halledilmesi. Bu transferin artık yarın veya ertesi gün açıklanmasını bekliyoruz. Bunun dışında Bankalar Birliği konusu da çok ciddi oranda, %95 diyebileceğimiz bir oranda artık anlaşmaya yakın. Bu konuda da açıklama bekliyoruz, onu da söyleyebiliriz. Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe tabii ki transfer gündemi hareketlenecektir. Forvet, kanat ve stoper transferleri yapmasını bekliyoruz Fenerbahçe'nin. Eğer şartlar izin verirse ikinci bir forvet transferi de olabilir ama dediğim gibi bu gelişmelerin ardından bu üç bölgeye hamleler bekliyoruz. Sıcaklığını koruyor değil mi? Kalinic'te masada yani. Kalinic adaylardan bir tanesi. Zaten Beşiktaş'ın da ilgisi var oyuncuya. Bu konuda açıkçası transfer yani Vedat Muriç'ten sonrası hakkında transferler yapacaklar. Bunun için en azından çabalıyorlar. Teşekkür ederiz. Şu anda Fenerbahçe'de bir sessizlik var. Çok hızlı başladılar ama. Evet. Gerçekten çok hızlı. Transferlere baktığın zaman bence bu şu döneme kadarki transfer şampiyonu Fenerbahçe. İşte Sosa, Mert Hakan, Caner, Gökhan, Filip, Mamet Tiam, Sinan Gümüş, Lemos, Valencia, Zanka. Yani gerçekten transfer şampiyonu ama bu kadar transferi nasıl oynatacaksın? Değil mi? O da var. O da bir var. Kadro kuracak sonuçta. Ve hala transfer yapacak konumunda şu an Fenerbahçe ve yapacak. Ama gerçekten onun en büyük zenginliği bana sorarsan Emre Belözoğlu. Yani seversin sevmezsin çok farklı ama ben Emre Belözoğlu'nu çok iyi tanıyorum. Galatasaray zamanında da çok iyi diyalogumuz vardı. Bence güzel işler yapıyor. Yani burada tabii kadro çok oyuncu geldi. Hakikaten kabul edelim. Çok oyuncu hepsi de değil mi? Ligi bilen, kaliteli, önemli oyuncular. Türkiye Ligi'nden bir de baktığın zaman yani flash transferlerin çoğu Türkiye Ligi'nden oynamış futbolcular. Sosa, Yandaş, Caner, Gökhan Gönül, Novak Sinan, değil mi? Tiam. Ya öyle bir kadro yaptı ki yani hani yedeği bile belli. Yani hani ası alıyorsun, arkasını yedeği alıyorsun yani hepsi belli. Gerçekten güzel transferler. Bir de tabii daha bir stoper de alınacak. Alınacak. Forvet alınacak. Forvet. Tamam Sinan Gümüş aldı ama Sinan Gümüş bence forvet. Kanat forvet gibi olur yani. Kanattan gelir. Tabii. Ya da yedek olur. İyi bir yedek olur ama gerçekten. Hani sağlam kafan rahat olabilecek bir yedek olur. Şimdi Vedat Muriç'ten sonra nasıl dolduracaksın orayı? Kalinic. Zaten forvetler belli piyasada. Türk takımlarının alabileceği forvetler belli. Beşiktaş Galatasaray'da arasaydı aynı forvetleri talip olacaktı. Dolayısıyla Beşiktaş Fenerbahçe forvetlerin çakışması normal. Yani biraz sanki vites düşürdü yönetim Fenerbahçe'de. Bekliyor. Ama çünkü çok hızlıydı. Gerçekten çok hızlıydı. Baktığın zaman yani her gün transfer yaptılar. Doğru mudur? Ve bu transferleri yapması baktığın zaman Beşiktaş camiasında Galatasaray camiasında sıkıntıya soktu. Neden? Çünkü öteki tarafta Fenerbahçe transfer yapıyor. Galatasaray transfer yapamıyor. Beşiktaş yapamıyor. Baskı oluşturdu diğer takımlara. Ama şu an bence sayılı günler var. En azından bir iki transfer daha yaparlar. İhtiyaç noktasına baktığımızda bir kere hani orta saha zaten kalabalık. Hani yapar mı bilmiyoruz ama stoper alması şart. Serdar var, Zanka var. Mesela buradan ayrılacak olan oyuncular da olduğu konuşuluyor. Mesela Frey kalabilir deniliyor kulağımıza gelen bunlar. İsmail Yüksek'ten yüksek verim almayı düşündüğü de kulağımıza gelmiyor değil. Bir stoper Muriç satılırsa bir santrofor. Ha, satılmazsa da almazlar. Bu şekilde. Yok. Ya yani bu saatten sonra satılmaz mı acaba yani? Hep satılmazsa satır diye konuştuk ama bu saatten sonra olmaması. Bitti herhalde değil mi artık? Ama işte şu an kız kardeşinin düğünü vardı. Kosova'daydı.
Doğru mu? Doğru. Dönecek ve ondan sonra gidecek şeklinde konuşuluyor. Milli maçta da oynamadı zaten. Yunanistan maçında oynamadı. Oynamadı. Muriç. Yani bilmiyorum acaba oradan Kosova'dan direkt İtalya'ya mı geçer? Hani gelip buradan yani şu anda flu. Ya transfer zaten bitsin aslında de. Aslında çok net de bize flu geliyor. Her yerde geçebilir sorun değil. Bize tabii. Çünkü biz olmadan ben veremiyoruz. Ben bundan sonra geri dönüş olacağını zannetmiyorum. Oyuncu bedenen gitti, şey ruhen gitti zaten. Gitti ruhen gitti. Yani o öyle bir oyuncu sana ne kadar katkı sağlar? Camia yani, da alıştı. Camia da alıştı. İşini yapar eyvallah da yani sonuçta psikolojisi çok farklı. Ama ruhen gitti de şunu da söylüyor. Ben gitsem de Fenerbahçe'nin bu işten karlı çıkması lazım. Önce Fenerbahçe kulübü çünkü. Karlı çıkıyor ama baktığın zaman. İşte. Hem de çok güzel bir şekilde karlı çıkıyor. Doğru mudur? Vallahi söylenen işte. Cavani ismi dolaşıyordu bir ara. Cavani zor oldu. Cavani yani. gitti zaten Geremio'ya. Hayır 17.1 diyenler var mesela. Muriç bonservisi için. 18. Yani 16 da bitecek 16 gibi geliyor. Bana öyle geliyor yani. Sanki var. 16 milyon euro. Bence güzel bir fiyat zaten. İyi bir fiyat olur mu diyorsun? 16. Net 16 bonusları katarsan 18, herhalde 18-19 ballı kaymak olur. Fenerbahçe için. Yok 16 net dedin. Hani üstüne bonus mu olur acaba? 16 artılar diyorsun. Tabii. O da olabilir. Şimdi Cenk Tosun gitti Beşiktaş'tan. 22 artı. 20 artılar vardı. Artılar ama garanti artılar gibiydi. Tabii. 24'e anlaşmıştı değil yani mi? Yani saçını şöyle yaparsa 150 bin euro. Türkiye'ye gelseydi onlar olmazdı. Sağ ayakla gelirse dedikler olabilir. Öyle. Yani sonuçta orada euro ile konuşuluyor. Ama Lazio tarafı kesin istiyor. Kesin istiyor zaten. Adamlar buraya kadar geldiler. Görüşme yaptılar. Yatırım yaptılar. Yatırım yapıyorlar. 40 milyon euroya yakın bir parayı yatırıyorlar. Bir oyuncuya. Demek ki onu ben bu ligde bir sene iki sene oynatırım. Sonra satarım mı dedi yoksa ben bundan 10 sene giderim mi diyor. Bir de coğrafi olarak da yakın coğrafyaya bence daha fazla daha çabuk adapte olabileceğini düşünüyor olabilirler mi? Bence ondan. Ondan değil mi? Onun da payı var. Bir de oyuncu da çok oynamak istiyor Lazio'da, İtalya'da. Hem Serie A var, hem Şampiyonlar Ligi var. Onu da bir basamak olarak görüyor. Zaten sonra Fenerbahçe'ye geri dönüşü sıkıntı olur mu? Şey psikolojik anlamında da olabilir belki. Ya işini yapar da sevgili Serhan yani kendini onun yerine koysana yani kendi sektörünle ilgili. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani Muriç satılır ki satılacak. Fenerbahçe bence forvette yıldız bir transfer yapacak gibi geliyor bana. Sessizliği bence fırtına önceki sessizlik olabilir gibi geliyor. Yani oraya para harcayacaklar. Kesinlikle harcayacaklar. Kalinic olmasa bile diyorsun daha büyük bir isim. Bana öyle geliyor. Yani çünkü baktığın zaman vizyona bakıyorsun. Nasıl bir vizyon var? Alınan futbolcuları görüyorsun. Tabii. PR futbolcular yani ve isim futbolcular. Yani diğer tarafa baktığın zaman öyle birini getirmen lazım ki bu kadar sessizlikten sonra büyük bir gürültü çıkarman lazım. Yani taraftarlar çok mutlu şu an baktığın zaman. Yani bu sene şampiyonluğun takımını kurmuş gibi bir hava var. Bir de yıldız daha büyük yıldız getirirsen ondan sonra lig çok güzel bir havaya gelir. Yarışsınlar abi yarışsınlar zaten. Kopmasınlar. Ben istiyorum iyi adamlar gelsin ama bu sadece iyi adamlar olmuyor. Bu sene kopmaz. Bence bu kopmasınlar. Sene... Son haftaya kadar bütün hepsi yarışsın. Valla Başakşehir de güçlendiriyor kadrosunu yavaş yavaş. Kenan Karaman konuşuluyor. Kenan Karaman konuşuluyor doğru. Sen bugün söylemiştin. Hı-hı. Daha netleşmedi ama galiba değil daha mi? Daha netleşmedi. Bizim de özel bir çalışmamız var. Demirhan Abarcan'ın son yarın sabah servis edeceğiz. Yani çok uzak değil, çok da yakın değil. Çok uzak şimdi değil. Bugün Sergen Hoca'nın basın toplantısı dışında Türkiye Futbol Federasyonu'nun da bir basın toplantısı vardı. Serdar Tatlı hocayı. Ha, evet. Şimdi biz bu kadar transferleri konuşuyoruz. Bakıyoruz kağıt üzerinde inanılmaz bir lig bizi bekliyor diyorsun. Allah Serdar Hoca'ya da tabii şans versin. Yanında olsun. Zor bir göreve soyundu. Sonra geliyorsun akabinde 3. hafta başlıyoruz hakem konuşmaya. Ne bu lezzetli transferleri tadına varabiliyorsun. Ne bu yıldızları konuşabiliyoruz. Ne bu işte kurulan güzel kadroları değerlendirebiliyoruz. Yine hakem. O yüzden hakemlerin de bence